İyi akşamlar Elçin Hanım. Annenize çok selamlar. Söylerim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ya Gülçek, aç benim o zaman bir daha. Gülçek bak, kız geldi, kapısını açamadım, kapatıyorum. Küçük hanım kusura bakmayın, ben açamadım kapınızı. Elçin. Güney. Güney, inanmıyorum. Sen mi, ben mi? Kemal amca senin baban mı? Aa, evet babam. Ama senin baban hapisteydi. Ya, o da ayrı bir hikaye. Benim babam tahliye oldu Elçin. Ya, ay çok sevindim. Bana niye söylemedin? Ya sen de durumumuzu biliyorsun. Öyle oturup da sohbet edecek durumda değildik. Yani evet. Neyse canım, bundan sonra zaten araya kapatacak bolca vaktimiz olacak. Ha. Ben yanına geleyim aşkım. Aşkım mı? Buyur buradan ya Güney Efendi. Aşkım ne ya, ne yapacak şimdi? Evet. Hoş geldin. Yani hem arabama hem hayatıma yeniden. Ya şey, Elçin, şimdi sokağın ortasındayız. Bir gören olur, yanlış anlar diye şey yaptım ben. Ya pardon, ben biraz heyecanlandım. Çok özlemişim dudaklarını. He Elçin, bir şey daha var. Babamın hapisten çıktığında henüz kimse bilmiyor. Aramızda kalabilir mi? Aramızda? Ha, sen aile mi diyorsun? Ha tamam, söylemem bizimkilere. Ya bir şey söyleyeceğim, bu tesadüf ikimiz için çok büyük bir şans değil mi? Şans mı? Evet. Ya düşünsene, seni görmek için aileme yalan söylemek zorunda kalmayacağım. Yani Kemal amca beni tek başıma bir yere götürürken gayet rahatsızlanabilir mesela. Evet evet. Doğru söyledin. Şey, alabilir miyim? Alabilirsin. Neyi? Elim Elçin. Araba kullanırken lazım oluyor da. Aşkım. Aşkım. Efendim? Yani düşünüyorum da, ay kim engel olmaya çalışırsa çalışsın, evren sanki bizi bir şekilde bir araya getiriyor. Evren? Ya evren işte, kader. Yani sence bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Ya bir düşünsene, siz resmen birbiriniz için yaratılmışsınız diyorlar. Yani bu bir işaret. Gerçi sen bu işareti almadan çok önce bana geri dönmeye karar vermiştin ama. Bana bak Salça, içimdeki organı çıkarttırma ya. Açmıyor çünkü babasının yerine işe gitti, patronun kızını bir yere bırakıyor. Kimse kimseye götürmüyor, bırakıyor. Acaba patronun kızı güzel mi? Ya Salça, gebertirim seni ya. Aklıma fesat fesat düşünceler sokma diyorum, hala diretiyorsun. Ne var, sen bunu telefonda sorduğunda kötü olmadığında ben şimdi burada sana sordum diye mi kötü oldum ben? Ben acaba şimdi kötü mü oldum ki ben? Gelişme çağında ya, pis ergen, pis. Sensin ergen. Kim ergen? Ha? Kim ergen? Saçmıyor bu çocuk daha. Ara ara sen daha ara. Bir saniye, orada aşkım mı yazıyor? Evet. Ya böyle apar topar gelişti ya, ben rehberimi düzeltmiyormuşum. Ha. Açmayacak mısın? Yani çaldırıp çaldırıp duruyor. Yok ya, gerek yok. Şimdi açacağım, bir sürü tantana yapacak. Boş ver, tadımız kaçmasın. Yani. Niye çekiyoruz ki tantanasını? Nasıl olsa çaldırıp çaldırıp kapatır. Yani aradığı erkeğin kapsam alanının dışında olduğunu anlayınca bir daha zaten hiç aramayacak, değil mi? Burasıydı galiba. Evet, burası. İyi. Tamam, ben seni burada bekliyorum. Sen iyice şoför moduna girdin ama. Nasıl? Hayatım, gelmeyecek misin benimle içeri? Ben mi? Ha yok, gelmeyeceğim. Ya şimdi annenler falan gelir, tanıdık birileri görür. Sıkıntı olur. Gerek yok ya. Ay aşkım, niye sıkıntı olsun? Hem annemler yemekte, gelmesine çok var. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sen benim sevgilim değil misin? Kim ne diyecek? Yani orası öyle tabii.
İyi tamam. Geleyim. Onu da bırak artık. Yani seni arayacak en önemli kişi yanında değil mi? Tabii doğru. Ulan paşa, ulan paşa. Fotoğrafını çektiğim Park Soylar'ın kızı değil mi? Evet evet. Yanındaki kim acaba? Hadi. Anlarız birazdan. Aa, hayatım bak, onu yaptırmışlar. Ya bunu yapan adam sapkını mükemmel şekilde anlatmış. Tam karşında Orço. Aa canım, ben de içecek bir şeyler alıp geliyorum. Gitme bir yere, beni yalnız bırakma. Bak, 30'a kadarsan yanındayım. Reda, hayatın anlamsızlığını kaotik ve eşgüdümsel bir üslupta anlatmaya çalışmış. Ne güzel anlattın hayatım. Al bakalım. Artık yolda üfletmiyorlar mı? Canım, o vişne suyu ya. Neyse. Aa, ne güzel bir resim. Ressam burada hayatın anlamsızlığını kaotik ve eşgüdümsel bir şekilde anlatmaya çalışmış. Güney, bir şey mi oldu? Ben çok gerginim ya. Otursana. Ay çok erken daha. Annemler geliyormuş. O zaman bana müsaade. Güney, bak sakın yanlış anlama. Bu sefer seni bulmuşken babamla annemin lafı için kaybedemem, tamam mı? Biliyorum biliyorum. Şimdi karşılaşmak hoş olmaz. İkimiz için de sıkıntı olmasın. Ya için bir de benim şoför olduğumu... Tamam, söylemeyeceğim. Bu ikimizin küçük sırrı. Zaten babamın şimdi sağ solu belli olmaz. Gerek yok. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi bakalım paşa. Yuh! 38 yaz çağrımı. 2 dakikadan tam 76 dakika Gümüşek Hanım'a açıklama yapacağız şimdi ya. Ya nereden girersin böyle işlere Güney Efendi? Böyle abidik gubidik işlere girersen elin de patlar işte. Efendim güzelim. Aradım ya işte hayatım. Ya patronun kızı arkada otururken ne yapacaktım? Sağa çekip bir dakika telefonla mı konuşmam gerekiyor diyecektim. Ne? Yok, kız güzel değil. Ne? Fotoğrafını çekip bir de sana yollayayım. Yok artık Gülşek, artık kapat ya. Hadi. Allah Allah.